Günlerden bir gün Ulaşoğlu Kazan Bey yerinden kalktı. Kariyerin üzerine nice otağlar diktirdi, bin yere ipek halılar döşetti. 9 yere çadırlar kurdurdu, altın ayaklı sürahiler dizdirdi. 9 kara gözlü, örme saçlı, elleri bilekten kınalı kız, al şarabı büyük Oğuz beylerine gezdirdiler. Sağ yanında kardeşi Karagön'e oturmuştu. Sol yanında dayısı Aruz dikilmişti. Karşısında ise oğlu Uruz yayına yaslanmış durmaktaydı. Kazan sağına baktı güldü. Soluna baktı sevindi. Al şaraplar içen Oğuz beylerine baktı övündü. Ancak karşısına baktı oğlancığı Uruz'u gördü. Elini eline çaldı ağlamaya başladı. Oğlu Uruz'a bu iş hoş gelmedi. İleri geldi yere diz vurdu. Babasına baktı. Karabaşım yoluna kurban olsun baba. Neden sağına baktın güldün, soluna baktın sevindin, nice yiğitlerle övündün ama beni görünce ağlarsın, dedi. Bunun üzerine Salur Kazan oğlunun yüzüne baktı. Ey oğul, sağ yanıma baktım, kardeşim Karagöne'yi gördüm. O nice başlar kesmiş, nice yurtlar basmıştır, at kazanmıştır. Sol yanıma baktım, dayım Aruz'u gördüm. O nice kanlar akıtmış, ganimetler almıştır, at kazanmıştır. Karşımda seni gördüm. Sen 16 yaş yaşadın. Yağ çekmedin, ok atmadın. Baş kesmedin, kan dökmedin. Gün olur ben ölürüm, sen kalırsın. O zaman halin nice olur. Bunca sözleri söyleyip beylerine döndü. Beylerim, siz yiyiniz içiniz. Sohbetiniz dağılmasın. Ben oğlumu alıp ava gideyim. 7 günlük azıkla çıkayım. Ok attığım, kılıç çalıp baş kestiğim yerleri göstereyim. Kafir Serhaddin'e Gökçe Dağı çıkarayım dedi. Yağız atını çektirdi, sıçrayıp bindi. 300 yiğit seçti yanına aldı. Uruz da 40 yiğidini yanına aldı. Böylece hazırlandıktan sonra Salur Kazan, oğlu Uruz ve nice yiğitler Karadağ'a ava çıktılar. Av avladı, kuş kuşladı, yaban geyiği yıktılar. Bunca avdan sonra gök alana, göklü çimene çadır diktiler, burada dinlendiler. Meğer bir kafir casusu ava çıktıklarını öğrenmiş ve onları izlemişti. Ardından Tekfur'a Kazan'ın oğlu ile avda olduğunu iletti. 16 bin karadonlu kafir atlandı. Kafirin gelişin tuzunu dumanını Kazan erken gördü. Yağız atını çektirdi, at oynattı. Oğlu Uruz da at binmiş, kara çelik kılıcını kuşanmıştı ki Kazan kafirin kalabalığını gördü ve oğlu ile 40 yiğidini geriye gönderdi. Uruz buna karşı gelse de nihayetinde atasının sözünü kırmadı. Kazan Bey gördü ki kafir çok yaklaştı. Atından indi, arı suda abdest aldı. Ak alnını yere koydu, iki rekat namaz kıldı, adı güzel Muhammed'i yağda getirdi. Nihayetinde kara dinli kafire göz kararttı. Haykırdı, at saldı. Karşı geldi kılıç vurdu. Gümbür gümbür davullar çalındı. Vurması altın koç borular dört tarafı inletti. O gün nice yiğitler döne döne savaştı. O gün kara polat öz kılıçlar çalındı. O gün karga dilli kayın oklar atıldı. Alaca başlı sivri mızraklar saplandı. O gün kafirler, namertler sapa yer gözetti. Uruz namerde göz gezdirdi. Kara çelik kılıcı elinde, Yağız atı altında zapt etmeye gelmiyordu. Nicesinde davrandı, yiğitlerine seslendi. Beni seven yiğitlerimle durursunuz. Kafirin bir ucunu da biz tepelim, dedi. Uruz kafirin sağına at tepti. 40 yiğidi ile birlikte nice kara atlıyı önünden süpürdü. Sanki dar yolda dolu düştü ya da kara kazın içine şahin girdi. Kafirin bir kanadını bastı, dağıttı, darma duman etti. Azgın dinli kafir bunaldı, oka girdi. Uğuz'un ve 40 yiğidinin önünden dört nala kaçan kafirler dönüp oğlanı Yağız atına okladılar. Yağız at nice oka dayandıysa da nihayetinde yıkıldı. Kafirler Uruz'un üstüne çöktü. Uruz'un 40 yiğidi attan indi. Alaca kalkan bağını kısa düğümlediler, kılıç sıyırdılar, Uruz'un üzerine çok savaştılar. Ancak kafir Uruz'un dört yanını çevirdi, 40 yiğidini bir bir şehit etti. Oğlanın üzerine üşüştüler.
Ak ellerini bağladılar. Kıl urganı da ak boynuna taktılar. Yüzü üzerine salıp sürüklediler. Böylece Uruz, Kazan'ın haberi dahi olmadan tutsak olmuş oldu. Kazan türlü düşmanlarla vuruştu, nice canlar aldı. Öyle sandı ki düşman yenildi. Atının gemini çevirdi, geri döndü. Oğlunu gönderdiği yerde bulamadı. Beylerine sordu. Beyleri, oğlan kuş yürekli olur, anasının yanına gitmiştir dediler. Bunun üzerine Kazan hiddetlendi. Tanrı bize bir hayırsız oğul vermiş. Varayım, onu anasının kucağından alayım. Kılıçla paralayıp altı bölük edeyim, altı yolun ortasına bırakayım. Bir daha kimse yaban yerde yoldaşını koyup kaçmasın dedi. Böylece Yağız atını ökçeledi, yola girdi. Dört nal evine geldi. Han kızı Burla Hatun Kazan'ın geldiğini işitti. Oğlancığımın ilk avıdır diye Oğuz beylerini topladı, nice kurbanlar kestirdi. Kazan'ı karşıladı. Baktı ki oğlu Uruz yok. Kara bağrı sarsıldı, ana yüreği oynadı. Kara kıyım gözleri kan yaşla doldu. Oğlunun başına bir iş geldiğini anladı, çokça ağladı, dövündü. Oğlunun geri dönmediğini anlayan Kazan'ın kara bağrı sarsıldı. Karanlık gece gibi kara gözleri kan yaşla doldu. Yorgun atını, körelmiş mızrağını, er bahadırlarını yanına aldı ve geri döndü. Geceyi gündüzüne katıp at koşturdu. Haber saldı ki, oğlum tutsaktır, Oğuz beyleri ardımca gelsin. Ol yere geldi ki, oğlunun ela gözü 40 yiğidini kırılmış, Yağız atını nice oklarla delinmiş yatar buldu. Oğlunun kafire tutsak olduğunu anladı. Kafirin izini izledi. Nihayetinde kafiri kanlı kara derbentte konar buldu. Karadonlu kafirler Kazan'ın geldiğini gördü. Kimi ürktü, kimi atına bindi, kimi zırhlandı. Uruz bu esnada babasının geldiğini öğrendi ve kafirden babasıyla konuşmak için aman istedi. Nihayetinde eli çözüldü, gözü açıldı. Babasının karşısına getirildi. Uruz baktı ki babası ve yiğitleri az, kafir kalabalık. Babasına zeval gelmesinden korktu, eve dönmesi ve ardından yas tutması için yalvardı. Ancak Kazan, oğlunun ak teninin kana karışmış bu halini gördü. Atından yere indi. Akıp giden arı sudan abdest aldı. Ak alnını yere koydu, namaz kıldı. Kadir Tanrı'dan hacet diledi. Yüzünü yere sürdü, göklü Muhammed'i yad etti. Yağız atına sıçradı. Deve gibi kükredi, aslan gibi bağırdı. Nara attı, yapayalnız kafire at tepti, kılıç vurdu. Bunu gören yiğitleri de kafire atıldı. Bir avuç yiğidiyle Kazan kafirin üstüne çöktü. Bir saatte kafire 3 kere at tepti. Nice vuruştu, nice başlar kesti. Fakat birden gözünün kapağına kılıç dokundu. Kıpkırmızı kanı gözüne indi, özünü sarp yerlere attı. Kafir tam üzerine varmıştı ki beli ince, kılıcı kalın, atı yaman 40 hatun yetişti, kafiri bastı. Meğer Burla Hatun, beli ince, yüreği sağlam 40 hatun yiğite kara aygır çektirmiş ve Kazan'ın ardından peşi sıra yola çıkmıştı. Kafir Kazan'ı kırmak üzereyken yetişen de onlardı. Bu sırada Oğuz'un eratları da bir bir yetişti. Kara boğa derisinden beşiğinin örtüsü olan, öfkesi tutunca kara taşı kül eyleyen, kara bıyığını yedi yerden ensesinde düğümleyen Kazan'ın kardeşi Karagön'e dört nala yetişti. Onun ardınca 60 tutam alaca mızrağının ucunda erbe örten, Kazan gibi bir pehlivanı bir savaşta 3 kere atından yıkan Kıyan Selçukoğlu Deli Dündar yetişti. Oğuz'da er bitmez. Onun ardından da binlerce yiğit beyler yetişti. Kafire at saldılar. Kayalara vuran azgın dalgalar gibi hücum ettiler. Nice kara kafiri biçtiler, nicesini sürdüler. O gün namertler sapayer gözetti. Bir kıyamet savaş oldu. Meydan dolu baş oldu. Nihayetinde Tekfur yenildi, kafir kaçtı. Kazan oğlunun yanına geldi. Küheylanından indi, elini çözdü. Kucaklaşarak ata ile oğul görüştü. Oğuz'dan 300 yiğit şehit oldu. Oğuz beyleri ve erleri ganimet aldılar. Nihayetinde savaşı bitirip yurtlarına döndüler. Kazan 40 otağı diktirdi. 7 gün 7 gece yeme içme oldu. 40 evli ile 40 kul cariyeyi oğlunun başından çevirdi ve azat eyledi.
beylerine ve erlerine kaza ülke verdi, cübbe çuha verdi. Dedem Korkut geldi, baş köşeye kuruldu. Şatlık çalıp Oğuzname söyledi, tüm Oğuz illerine dua eyledi.